Kore'de Türkiye'nin en iyi artistiyle tanışmak. Kore'de düğünlerde yemekler nasıl oluyor? Ve bir daha evlenmeyeceğim yani, yeter. Bu kanal çok süper bir kanaldırı. Merhaba arkadaşlar. Şu anda hayatınızda belki hiç görmediğiniz bir şey. Kore'de düğünler nasıl oluyor? Size onları göstereceğim. Burada bir Koreli evleniyor ve bu Koreli Türkçe bilen bir Koreli. Şimdi onun düğününü göreceksiniz. Başlıyoruz. İyi seyirler. Sizlerle tanışma fırsatı bulduk. Bu evliliğin arkadaşlar şu anda arkada fotoğraf çekimi yapılıyor. Bayağı şeyi çektim burada yapılan olayları. Böyle şarkılar falan söyleniyor.
İlk önce öyle başlandı. Ondan sonra burada bir yemin töreni tarzında bir şeyler oldu. Şimdi arkada Türkiye'nin en iyi aşçılarından dediğimiz Esat abi, Esat Özata var ve merhaba. Kore'ye, Asya'ya ilgisi olan 300 bin arkadaşım. Öyle mi? Harika. Vallahi ben Kore'ye ikinci kez geliyorum. Çok seviyorum yani. Kore halkını çok seviyorum. Zaten Minhyuk'tan, Minhyuk benim öğrencim oldu İstanbul'da. Aşçılık bölümünde öğrencim oldu. Zaten çok dünya mutfakları üzerine zaten çok araştırma yaptığım için burada da hani tam araştırma yapıyorsun ama yerinde yemek çok farklı bir şey. Hani buradaki tarifleri yapsak buradaki hissi, psikolojiyi veremiyorsun tabii ki. O yüzden Kore'de olmak çok keyifli. Siz de biliyorsunuz yani Kore halkını çok seviyoruz. Çok da güzel böyle fan clubları var Türkiye'de. Hani Kore gençliğine karşı, Kore dizilerine karşı, Kore yemeklerine karşı. O yüzden galiba ben de yavaş yavaş onlardan biri olacağım galiba dostum. Konserleri falan. Evet, konserler falan. Ben bulamaktan çok keyif alıyorum. Tabii böyle yani diyorlardı işte Kore'ye gideceğim. Nereye, niçin gidiyorsa düğüne gidiyorum. Yani Kore'ye düğüne gelmek de kısmet oldu. O yüzden hani şansı olan, isteği olan herkesi mutlaka bu kültürü, buradaki tatları, buradaki nefesleri hissetmeye davet ediyorum. Gerçekten değer. Kesinlikle değer. Düğün hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye ile arasındaki fark, his farkı, hissiyat. Güzel. Yani aynı duygu var zaten. Herkesle, bütün akrabalarda o duygu var. Anne babada hem sevinç var hem de hüzün var. Yani her iki taraf için aynı şey. Her iki taraf için de geçerli. Şimdi burada gözlerden belli oluyor zaten. Evet. Çok güzel seremoni. Yani o gelin ve damadın anne ve babasına olan saygısı, önlerinde eğilmesi çok beni çok etkiledi. Çok keyif aldım ben burada düğünde, seremonide olmaktan da. Harika yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. O zaman hepinize buradan selamlar gönderiyor Esat Özata. Türkiye'nin en iyi artisti. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Türkiye'lerden geldi, Türkiye'lerden. Ben bir daha evlenmeyeceğim yani, yeter. Hayırlı olsun. Yetti. Başlık parası verdin mi? Yok. Yetti. Heyecanlısınız. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yorgunsunuz. Buradan 300 bin Kore severe ne söylemek istiyorsunuz? İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Bu kanal çok süper kanaldırı. Mutlaka izleyin ve ekleyin. Teşekkürler. O zaman hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Yemeğe gidin. Tamam. Teşekkürler. O zaman biz yemeğe gidelim. Kore'de düğünlerde yemekler nasıl oluyor? Hadi. Tabağımızı aldık. Şimdi neler var yiyebileceğimiz, onlara bakacağım. Burada bir açık büfe var. İnsanlar böyle alıyorlar. Domates yeriz yani. Tam vejetaryen oldum yemin ederim. Mis gibi pilav var. Onun dışında hep Kore yemeği var. Tebrik ederim. Ay be. Merhaba. Merhaba.
Yavuz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çok güzel yemekler vardı. Pastalar falan böyle harikaydı. Yanımızda da Cihan var. Cihan Türkiye'de okudu. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi. Evet, orada okudum ben. Türkçesi de çok iyi ve böyle bir düğünde böyle Türkçe konuşan bir sürü insan görmek çok güzel bir şey. Damat yani, damat Türkçe konuşuyor. Ya bir de böyle bir şans olduğu için benim için çok güzel bir şey oluyor. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum ben bu arada. Ben teşekkür ederim. Bu düğünlerde başka bir şey var mı özellikle? Yani biz yemek yedik, şarkı söylendi, evet. Yemin falan yapıldı, hı-hı, fotoğraf çekildi. Başka bir şey var mı böyle? Ya başka bir şey eğer varsa bunun şey düğmesi bittikten sonra gelerek kıyafetle değiştiriyor. Ondan sonra Kore'nin gelerekse kıyafetiyle gelerekse düğmesi de var. Ama bunu bileni onu yapmam. He. Ama yemek yerken giydiler. Sadece giydiler yani. Böyle. Ya normalde ama yemeğin düğme bitti. 2 saate bitiyor normalde. 2-3 saatte bitti ya, evet, böyle öyle bir şey olmaz. Yani Türkiye'de 10 gün sürüyor. 10 gün, yani kaç gün bayağı sürüyor işte. Düğmesi, ya kına gelisi de var. Ooo, kına gelisi. Burada yok değil mi? Evet, burada yok. Böyleydi arkadaşlar. Sizi de Cihan'la tanıştırmış oldum. Senin bir söyleyeceğin var mı? Ne söyleyeceğim? Hayır, tanışmadan benim olurdu. Kore'yi seven insanlar var karşımda. Kore'yi seven... Belki kaç kişi beni tanıyabilir? Tanıyanlar hemen mesaj atsın arkadaşlar. Arkadaşlar ben artık işte Kore'ye döndüm. Ama bir zamanda yani inşallah yine de Türkiye'ye geri gideceğiz. Sizlerle görüşürüz. Tamam? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Size Kore'de düğünlerin nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım. Ve burada çok değerli birisiyle tanıştım. Yani Allah'ın işi yani Kore'de Türkiye'nin en iyi artistiyle tanışmak. Yani çok güzel, evet, çok enteresan. Yani Türkiye'de tanışamazdık, Kore'de Seul'de tanıştık. Ben de çok memnun oldum. Harika bir gün geçirdik. Bu arada Esat Özat'a bilenler vardır zaten. Burada şimdi izleyen ablalarım, teyzelerim falan var. Evet. Onlar zaten böyle mutfakla ilgilenen kim varsa biliyordur. Ve ayrıyeten alta bırakacağım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bol bol geziyor Esat abi. Yiyorum, içiyorum. Onları paylaşıyorum. Tarifler falan. Veriyorum, evet. Pasta, börek, ne varsa Kore yemeği tarifi de verecek size özel. Evet. Cihan'la da çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere Kore'den kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın. Bye bye bye.